Kuş Adası Limex Paşa'da gayrimenkul danışmanı. Şu anda size harika deniz manzarası olan pırıl pırıl tertemiz çatı dubleks bir daireden bahsetmek istiyorum. Bulunduğum daire Dolphin Residence adlı sitede yer almakta ve denize mesafemiz kuş uçuşuyla yaklaşık 700 metre. Bulunduğum daire 210 metrekare yüz ölçümüne sahip. Toplamda 3 tane yatak odası, ilaveten 1 tane çamaşır odası, açık mutfak ve salondan oluşuyor. Banyo, tuvalet sayısı ise tam 3 adet. Alt katında harika büyüklükte ve deniz manzarası muhteşem olan bir balkonu, üst katta da çok keyifli bir terası var. Şimdi kameranın arka tarafına geçip biraz da sizi görsellerle baş başa bırakmak istiyorum. Hadi buyurun, takip edin. Evimizin girişinden bilgi aktarmak isterim. Kapımızı şöyle açıp girdiğimizi varsayacağım. Şimdi kapımızı açtık, evimize girdik ve sol tarafa daha döner dönmez salonun güzelliğini, ilaveten de deniz manzarasının ne kadar keyifli ve güzel olduğunu görebiliyoruz. Manzaraya doğru ilerliyorum. 17 metrekare yüz ölçümüne sahip çok güzel bir balkonu var. Bu balkonun sol tarafında eğer doğalgaz hattı buralara da gelirse kombinizi koyabileceğiniz tesisat altyapısını görebiliyoruz. Denize doğru baktığımızda batı istikametine doğru kamerayı biraz daha şöyle zoom yapmaya çalışayım daha rahat anlatmak adına. Şu parmağımın ucundaki yer Kuşadası'nın Güvercin Ada Kalesi'dir. O kaleyle bizim bulunduğumuz alanda ince böyle uzayan bir satıh görürsünüz. Şurası. Orası da büyük kruz gemilerinin yanaştığı portumuz, limanımızdır. Bu sene turizm kötü olduğu için buraya pek bir gemi gelmedi. Ancak yakın gelecekte umarım gelir. Balkonunuzdan, salonunuz içinden gemileri görmek, izlemek bir kartpostala bakarmış gibi sizi mutlu edecektir. Biraz daha sağa döndüğümde de hemen Kuşadası Setur Marina'nın olduğu bakış açısına sahibiz. Oradaki tekneleri görebiliyoruz. Biraz daha sağ tarafta şuradaki yerde işte Kuşadası'nın eski otellerinden bir tanesi Kısmet Otel. Özdere Seferihisar, evet o taraf, şöyle parmağımla göstermeye çalışayım. Özdere Seferihisar istikameti o tarafta. Şuradaki yüksekliğiyle diğer binalardan biraz daha fazla parmağımla göstermeye çalışayım. Şurası da Kuşadası Devlet Hastanesi. Dışarıyı biraz tanıttıktan sonra biraz da sitenin içinden bilgi vermeye çalışayım. Sitenin orta avlusunu yer alan çok keyifli iki tane yüzme havuzu var. Aslında bir tane ama üzerinden böyle bir köprü geçişi yaptıkları için o büyük havuz iki parça gibi görünüyor. Ve sitenin orta kalanında peyzaj çalışmalarıyla, zeytin ağaçlarıyla süslenmiş. Şimdi bu güzel evimizin biraz da iç detaylarından bahsedelim. Bu keyifli balkondan salona adım attığımızda yerdeki malzemelerin 45'e 45 ölçüsünde granit bir seramik olduğunu görebiliyorum. Sağ tarafımda çok keyifli bir şömine var. Duvarda niş süslemeler ve tavanda da alçı dekorasyonla aydınlatmalar uygulanmış. Görmüş olduğunuz klima salonu iklimlendirme anlamında gayet tatmin edecek kapasitede ve her 3 diğer yatak odasında da yine klimaları mevcut. Mutfağımız öyle güzel konumlanmış ki genelde açık mutfak salon yerlerde mutfak biraz salonun içerisinde olur. Ama bu L şeklinde, L harfi şeklinde bir tasarım olduğu için sanki mutfak salondan oldukça ayrı bir konumda. Mutfak tezgahımız da Chimstone granit bir tezgah. Üçlü ankastre set keza burada takılı durumda. Buzdolabı kabini yeri burası. Buradan tekrar salona geçilebiliyor. Şimdi salonu ve mutfağı bitirdikten sonra hemen sol tarafımızda bir dolabın olduğunu, vestiyer olarak kullanılabileceğini, çekmecelerini bu şekilde de
raflarını bu şekilde de görebiliriz. Açalım. Bu kapakları kapatıp koridordan ilerlemeye devam edelim. Yine niş çalışmalar burada da yapılmış. Güzel bir zevkle bu çalışmalar burada uygulanmış. Önümüzde, yani şu anda dubleksin alt giriş katındayız ama apartmanın tabii ki 4 kat yükseğindeyiz. Biz bir apartmanın çatı dubleks katındayız şu anda. Merdiven altımız depolama amaçlı güzel bir kapıyla önüne kapı yapılmış. Bir alan sağlamış buraya. Merdiven altını ardiye olarak kullanabiliriz. Üst kata da bu mermer basamaklardan çıkarak bakacağız ama bu katı bitirmek istiyorum. Karşımızda 2 tane yatak odası var ve sağ tarafımızda da bu katın ortak banyo tuvaleti mevcut. Duş alanı da arkada duş akabini görebiliriz. Burada yer alıyor. Koridorun tam direkt karşı istikametinde bu yatak odasını görebileceğiz. Yine bu odanın da kliması mevcut. Bu odanın yan tarafında daha da büyükçe bir başka yatak odası daha var. Bu odanın yine kendi balkonu, ilaveten kendi banyo WC'si de mevcut. Yani biz bu katta toplamda 2 tane yatak odası, 2 banyo, 2 tuvalet gördük. Yatak odasının kendi manzarası da yine denizi görebilmekte. Şimdi mermer basamaklardan, merdivenden yukarıya çıkarak üst katımızı da inceleyelim. Dördüncü oda olarak bahsettiğim çamaşır odası burada. Çamaşır makinesi için hemen duvarın sol tarafında bir bölüm var. Elektrik ve su altyapısı var orada. Oraya konulabilir. Bu kattaki toplamda üçüncü banyo tuvalet. Bu kattaki de tek banyo tuvalet. İşte burası. Ve evimizin dördüncü odasına geldik. Son kattayız. Yine burada da dediğim gibi bu odanın kliması takılı durumda. Evin en geniş odasının burası olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse salon kadar büyük. Tavan yüksekliği de oldukça ferah. Sanırım 2,5 metrelerde rahat var. Bu odadan da terasa çıkar çıkmaz yine bizi harika deniz manzarası karşılıyor. Ve bu terasta bir mutfak tezgahı altyapısıyla bir de barbekü alanı bize hizmet veriyor. Bakın buralar pırıl pırıl, daha hiç kullanılmamış. Yaklaşık 10 yıllık bir bina burası. Ama dairemiz pırıl pırıl. Deniz manzarasını biraz daha zoom yaparak sizlere göstermeye çalışayım. Evet. Manzarası muhteşem. Şu karşıdaki binanın altında Bin Market var. Diğer karşıdaki parmağımla gösterdiğim yere yakın binanın altında Migros Market var. Bulunduğum binanın yine arkasında bir market daha var. En yakın eczane hemen şuradaki yuvarlak çatılı olan yerlerin arkasında kalıyor. Eczanenin tabelasını ben görebiliyorum. Yakınımızda bir özel hastane var. Onu da göstermeye gayret edeyim size. Şu parmağımla gösterdiğim çatıyı görüyorsunuz. Biraz bombeli bir çatı gibi. Onun altında Egemet Hastanesi, özel hastane mevcut. Çünkü bazen müşterilerimiz soruyor, yakınında hastane, sağlık ocağı vesaire var mı diye. Böyle bir özel hastanemiz var yakın. Şurada bir cami minaresi göreceksiniz. Şu istikamette. O cami minaresinin hafif sağ tarafında da Kuşadası'nda ikinci özel hastanemiz, Gözde Hastanemiz var. Şuradaki yine parmağımla göstermeye çalışayım. Bina siyah camlı, biraz yüksek duran binada Kuşadası Devlet Hastanesi. Şurası ise büyük gemilerin, kruz gemilerin yanaşacağı Kuşadası'nın portu, limanı. Şu anda gemi yok ancak turizm umarım yakın zamanda iyi bir halde olduğunda oraya gemiler gelecek ve evinizin salonundan, balkonundan, terasından şöyle bir gemiyi kartpostal gibi izleyebileceksiniz.
Yani manzarası hakikaten muhteşem. Ve önünüzün kapanma ihtimali yok. Çünkü yapılaşma bitmiş durumda. Yani mevcut bulunduğumuz sitenin hemen bir önündeki blok, aynı sitenin diğer bloğu ve o blokların önünde de yapılan diğer villalar. Yüksek katlı bir yapının gelmesi söz konusu değil. Yapılaşma tamamlanmış. O yüzden manzarayı ne görüyorsanız onu alacaksınız. Şimdi gelelim efendim. Kameranın diğer tarafına geçip biraz da sizlere bilgi vermek isterim. Bu evin en güzel tarafı Kuşadası'nın en iyi müteahhitlerinden birinin yapmış olması. Yusuf Yazıcı Beyefendi'nin buraya imza atmış olması. Bu bazı teknik standartı ve sağlamlık standartını ister istemez bilen kişiler için söylüyorum. Üst segmentte bir güven verir. Bu bir. İkincisi, lokasyon olarak Kuşadası'nın merkezindeyiz. Yani Kuşadası'nın çarşısına, pazarına, ne bileyim bankasına, belediye binasına, sahiline, denizine yürüyüş mesafesinde bir lokasyondayız. Bir diğer taraftaki güzelliğimiz bu. Başka ne gibi avantajından bahsedebilirim? Bulunduğumuz daire bir çatı dubleks daire. Çok abartı derecede büyük bir daire değil ve çok küçük de değil. 210 metrekare yüz ölçümüne sahip olan bir çatı dubleks daire. Yani birçok ailenin genelde istediği kriterler, metrajlar bunlar. Ve sitenin daire sayısının her birine bir otopark düşmüyor ama öndeki iki bloğun altında kapalı otopark olduğu için ve genelde Kuşadası'nda sitenin %100'ü her an dolu olmadığı için kapalı otoparktan pek sıkıntı yaşamadan istifade edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kapalı otoparkın dışında sokak çıkmaz sokak olduğu için ön tarafta ve yan tarafta da sokak olduğu için oralara da bir park yaparak otopark problemi yaşamadan bu imkana sahip oluyorsunuz. Sitenin ortasında bir tane yüzme havuzu var ve çok güzel bir büyüklüğü var. İki parça, üzerinden bir köprü geçiyor ve sitenin güzel bir peyzaj alanı var. Ön tarafımız deniz manzarası, arka tarafımız da Kuşadası'nın ana arteri olan Turgut Özal Bulvarı. Yani ulaşım kolay. Hatta İstanbul'dan bir otobüse binseniz sitenin arka tarafındaki yolu üzerinde, yani Turgut Özal Bulvarı üzerinde inmek isteseniz belki de otobüsten hani valizinizi alıp inebilirsiniz. Bu kadar da ulaşımı kolay. Başka neden bahsedebilirim? Tapusunda ve oturma ruhsatında hiçbir problemi yok. Yani bir temizlik yapıp taşınmaya hazır, evraklarında problemi olmayan bir çatı dubleks. Ve ev pek kullanılmadığı için, sıfır olduğu için de her ne kadar 10 yıllık bir yaşın olduğunu söylesem de bina ile alakalı ev yıpranmış durumda değil. Sadece bu 10 sene içerisinde benim dikkatimi çeken şu doğrama, yani PVC doğramalardan biraz yağmur hafifçe girmiş. Şuradaki laminatlar hafif biraz bir bakım onarım gerektiriyor. Yani çok bir rütuş yapılabilirse olabilir. Evet. Şu şekilde belki sizlere biraz gösterebilirim. Onun dışında evle ilgili tamirat yapabileceğiniz veya şurası bozuk, şurası kırık diyebileceğim hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla burayı sizlere tavsiye ederim. Fiyat performans bakımından mantıklı olduğuna inandığım harika bir portföy. Detaylar için bana ulaşın lütfen. Cep telefonum 0533-950-7474. Ben Çardan Yamaç, Kuşadası'ndan Remax Başa'dan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.